Şimdi farklı görünümde bir soru. ABC sayılarının sıralanışı bizden istenmiş arkadaşlar. Hemen böyle bir soru gördük. İlla ki kolay bir yolu vardır diye düşünmeliyiz tabii ki. Evet, şu sayının karesinin 9'a bölümünden kalan bizlere sorulmuş. Peki buluruz. Bir kere bu sayı şu demek değil mi? 1, 1, 1, 1 çarpı 1, 1, 1, 1. Yani 1111 çarpı 1111'in. Ben demiştim ki sana. Bu tarz saçmalıkta büyüklükteki sayıları ne yapacaksın? Rakamlarının toplamını alacaksın. 4, buradan da 4. Sonra bir basamaklı sonuç buldun mu? Çarp bir daha 16. Sonra bir daha rakamlarını topla. Bunun rakamlar toplamı ne çıktı? 7. Al sana A. A eşittir 7. Alttaki sayıya bakalım. 11.111 çarpı aynısı. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağım. Yani ben şuranın 11'e bölümünden kalanı bulursam bu da aynısıdır. O zaman bir tanesini yapalım. Hemen artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topla 3. Eksi, eksileri topla 2. O zaman buradan kalan ne çıktı? 1. Hocam buradan da kalan 1. Tamam. 1 ile 1'i çarp 1. 1'in 11'e bölümünden kalan ne? 1. O zaman bu da 1. Geldik buna. Arkadaşlar bunu bir daha yazmayalım artık. Bunu iki defa çarptığını düşün. 4 ile bölümünden kalan için son iki basamağa bakmam lazım. 11'in 4'e bölümünden kalan nedir? İlk kere 4. 8, kalan 3. O zaman bir tanesinden kalan 3 ise diğerinden de kalan 3. 3 kere 3, 9. 9'un 4'e bölümünden kalan kaç? 9'u 4'e bölersen 2 kere var, kalan 1. O zaman bu da 1. O zaman B ile C eşit, A da en büyük. Ceyhan'la. Olay anlaşılmıştır umarım. Haydi bakalım geldik gene farklı görünümde bir soruya. ABCD 4 basamaklı, AB 2 basamaklı bir sayıdır. Evet, bakın gene aslında bir nevi bir fonksiyon sorusu. Almış bunu. Ne yapmış arkadaşlar? Bu ne demekmiş daha doğrusu? ABCD sayısının AB sayısıyla bölümünden kalanmış. He, sayıyı alıyorsun. İlk iki basamağına bölüyorsun. Örnek, şu sayının 27'ye bölümünden kalan 4'tür demiş. Şu sayının 42'ye bölümünden kalan 30'dur demiş. Örneği de burada vermiş bizlere. Buna göre diyor ki 34xy sayısını 34'e böldüğünde tam bölünecek demiş. E kolay iş hocam. Çünkü ben bu bölmeyi yaparken şöyle yapmıyor muyum zaten? 34'te 34 bir kere var. 0 0. İşte buradaki sayıyı aşağı indim. X'te 34 yok. Yani 0 kere var. Sonra bunu indim X'ye. X'ye de 34. Arkadaşlar tam bölünecek. O halde ben buradan şunu anlıyorum. Yani şuradaki X'ye'nin 34'e tam bölünmesi demek. X'ye 2 basamak sayısının 34'ün bir katı olması demektir. O halde 34'ün bir katından 34. 34'ün 2 katından 68 olabilir. Başka da olamaz. Çünkü buna 34 eklediğimde 102 mi yapıyor? Aynen öyle. Bu durumda bu sayıların toplamı cevabımızdır arkadaşlar. Ki bunları da topladığımızda zaten cevap 102 gelecektir. Bu. Geldik gene farklı görünümde bir soruya arkadaşlar. N 5 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. Almışız o 5 basamaklı doğal sayıyı. Bu şekilde yazdığımızda şöyle çıkıyormuş cevap. N sayısının rakamlar toplamı şeklinde tanımlanıyormuş. Şimdi ben bir kere N sayısını şöyle tanımlamak istiyorum. A, B, C, D, E. 5 basamaklı sayı olarak tanımlamak istiyorum arkadaşlar. Yani aslında ben buradan şunu görüyorum. Ben bu sayıyı buraya yazdığımda şunun anlamı arkadaşlar. Direkt olarak A artı B artı C artı D artı E oluyormuş. Ve bunun 20 olduğunu biliyoruz. O halde diyor ki bu şekilde yazılabilecek rakamları farklı en büyük n sayısının 11'e bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ABCD sayısını en büyük yapmaya çalışacağım. Dikkat dikkat. ABCD sayısını en büyük yapmaya çalışacağım. Rakamlar da birbirinden farklı olacak diyor arkadaşlar. Mesela bakıyorum şöyle bir yandan sıfırdan farklı diyor mu? Hayır demiyor. Şimdi ben sayımı en büyük yapacaksam şuna 9 vereyim. Rakamlar farklı diyor. Bakın sınavdaymışçasına doğaçlama davranıyorum. Buna 8 desem. Şunların ikisinin toplamı ne yapar? 17 yapar. Şimdi burası 17 iken şuna 2 desem 19.
Şuna bir, şuna sıfır desem bence kimse buna itiraz edemez arkadaşlar. Ve bence bundan daha büyük bir sayı yazamayız. Hocam 9, 8, 3 desek yazabilir miydik? Bence patlardık. Çünkü arkadaşlar bu sayıların toplamı zaten kaç yapıyor? 20 yapıyor. E şuradaki iki rakam aynı olamaz. Rakamları farklı diyor. Demek ki bizim en büyük yazacağımız sayı 98.210'muş arkadaşlar. Ve bu sayının 11'e bölümünden kalan soruluyorsa iş çok kolay. Hemen bastık bunları. Altına artı yazdıklarımı topladığımda 11. Eksi yazdıklarımı topladığımda eksi 9 yaptı değil mi? O zaman cevap 2'ymiş arkadaşlar. Ales sever böyle soruları. Evet, aslında bölünebilme ile alakalı bu tarz bir soru gelmedi ama neden olmasın arkadaşlar? Görmüş olalım, deneyimlemiş olalım. Evet, 50 ile bölünebilme gelebilir demiştim. Bakın o yüzden 50 ile bölünebilme ile alakalı bir soru yazdım. Şimdi bakalım. A, B, C, D 4 basamak sayısı 50'nin katı pozitif bir tam sayı. Eğer ki sevgili arkadaşım bu sayı 50'nin katı bir sayıysa hemen şunu yazmak zorundasın. Senin CD dediğin şey ya 0, 0 ya da senin CD dediğin şey 50 olacak. 50'nin bir katı sayıysa bu buna benzer son iki basamağı. Anlaştık. Peki o zaman hemen diyeceksin ki hocam böyle bir dünya yok. Bu olamaz. Çünkü sen 0, 0'la başlayan 4 basamaklı bir sayı yazamazsın. O halde cepte. CD kesin 50. O zaman şuraya bakalım mı? Bu sayı da 5'in katıymış. Şimdi zaten CD 50. E burası AA ile bitmiş. Bu sayı 5'in katıysa diyeceksin ki 0 0 olabilir. Ama diyeceksin ki sonra hocam ne yapıyorsun sen? A 0 olamaz ki bak. O zaman tamam haklısın sil. Kesin bilgi arkadaşlar 5. Her durumu göstermeye çalışıyorum. O yüzden uzatıyorum. Arkadaşlar kesinlikle A'nın da 5 olduğunu keşfettik. Bu durumda hemen yazalım. Zaten bizim A, B, C, D sayımız ne olduğu? A, B, C, D dur yazalım. A 5. Ancak B'yi kimse bilmiyor bence. Bunu böyle yazalım. Zaten onu soruyor. C, D dediğimiz 50. Bununla C, D, A, A'yı toplamışım. Yani şunu toplamışım. Ve ben bu sonucun 9'a tam bölündüğünü biliyorum arkadaşlar. Tam hallederiz. Hemen şöyle yapalım. Bu sayı 9'a tam bölünüyorsa bir şu kısma bakalım mı? 5, 10, 15. 15'in rakamlarını toplarsak burası ne yapar? 6. Hemen diyeceksin ki bu toplam hocam eğer ki 9'a tam bölünüyorsa buradan 3 gelmeli. Ki rakamlar toplamı 9 olsun. Şimdi odak noktamız burası. Buranın 3 olmasını istiyorsun. 5, 5 eder sana 10. 10'un rakamlarını topla 1. 1'e ne lazım 3 olması için? 2. Cevap ne? 2'nin ta kendisi. Ya oyun gibi ya. Oyun gibi. Vallahi oyun gibi. Bak kızım 4 yaşında. Biraz büyüsün bunlarla oyun oynayacağım.